Özel savaş politikaları işin iç yüzünde daha normal savaş, militarist savaşa göre çok daha yıkıcı etkisi olduğunu çok net biliyoruz, yaşıyoruz. Bu aslında özel savaş politikaları toplumda var olan zihniyeti dağıtmak, bozmak ve yeniden inşa etmek için kendine göreliği iktidar tarafından oluşturabilmek adına yürütülen politikalar. Özel savaş politikaları açıkçası politik düzeyde çok yoğun bir psikolojik şiddeti içeriyor. Bölgemizde de özel savaş politikaları yıllardır aslında uygulanıyor devlet tarafından. Bu anlamda toplumda da en çok ve en derinden aslında etkilenen çocuklar oluyor. Devletin uyguladığı sistem, sistematik sistem çok profesyonelce işletiliyor. Çok hani somut örneklerle birkaç tane sıralamak isterim açıkçası. Bir kere en başta bizim politika belgelerimizin temelini oluşturan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi üzerinden değerlendirdiğimizde Türkiye hükümetinin bazı maddelere çekince koyduğunu görüyoruz. Ve bu maddeler daha çok Kürt çocuklarını ilgilendiren maddeler. Hem ana dillerini kullanımlarıyla ilgili hem kültürleriyle, büyümeleriyle ilgili. Yani tamamen hegemonyanın kültürünü, dilini kullanarak büyümesi önceleniyor. Böyle büyüyen çocukların da kendi toplumundan kopuk, düşünce sistematiği geliştirmesi bu anlamda çocukları aslında üretimden kopartıyor, birey olmaktan uzaklaştırıyor, kendini yetiştirmekten, kendini gerçekleştirmekten uzaklaştırıyor. Bu çerçeveden bizim her platformda Kürt Çocuk Hakları aktivisti örgütü olarak her platformda söylediğimiz en temel mücadele alanlarımızdan biri, ki bu da özel savaş politikasıdır bizim açımızdan, biz öyle değerlendiriyoruz. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne devletin koyduğu çekinceli maddelerden çekincesini kaldırmasını. Bu anlamda ulusal ve uluslararası tüm toplantılarda Kürt Çocuk Hareketi örgütü olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Türkiye'de eğitim sistemine baktığımız zaman ne yazık ki özellikle bölgeye dönük var olan eğitim sistemi, özellikle AKP hükümetiyle beraber o dinsel unsurların tamamen yaşamın her aşamasına girmesi ve çocukların bütün alanlarını daraltması, eğitim sisteminde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini öne çıkartan, kadının rollerini atayan ve hani bu çerçeveden bir bütün okulların hem işleyişiyle ilgili hem içeriğiyle ilgili, eğitimin içeriğiyle ilgili gerçekten özel savaş politikasının unsurlarını çok somut bir şekilde görüyoruz. Bunun dışında yaşam hakkı ihlali. Bugün sizinle Helin Hasretşen Çocuk Hakları Akademisi'nde bir aradayız. Ki Helin Hasretşen Çocuk Hakları Akademisi Rumut için çok güzel bir hayaldi ilk başladığımız dönemlerde. Ve bu hayalimizin gerçekleşmesi bizim için hem sorumluluk gerekçesi hem onur gerekçesi. Kürt toplumu içerisinde Kürt çocuk hakları aktivisti olarak bunun mücadelesini yükseltmeye de devam edeceğiz. Helin çok küçük yaşta yaşam hakkı ihlal edilen emniyet güçleri, kolluk kuvvetleri tarafından yaşam hakkı ihlal edilen ve özel savaş politikaları çerçevesinde yaşam hakkı ihlal edilen sadece bir çocuktu. O yüzden özellikle Helin'in isminin, Helin şahsında bu yaşam hakkı ihlaline maruz kalmış, bu şiddeti, bu haksızlığa uğramış tüm çocukları aslında yaşatmaya çalışıyoruz.
toplumlar içerisinde gerçekten yetişkinlerin kararlarının en acı sonuçlarını, bedellerini toplumlarda çocuklar ödüyorlar. Bu anlamda hani özellikle özel savaş politikaları çerçevesinden değerlendirdiğimizde bölgeye dönük istihdam alanlarının sadece hizmet sektörüyle sınırlanmış olması, üretim alanlarının, fabrikaların, sahaların oluşmuyor oluşu ve bunun da tamamen devletin politikalarından aslında kaynaklanıyor oluşu dediğiniz gibi çok yoğun çocuk şiddetine aslında çocukların maruz kaldığı şiddete dönüşüyor. Bu anlamda değerlendirdiğimizde çocuk işçiliğinin son dönemde çok yükselmesi, özellikle pandemi süreciyle sahada sadece işte çocukların, ailelerin geçimini çocuklar üzerinden sağlanması, bununla beraber bu kadar ekonomik kriz varken devletin sistematik politikaları nedeniyle madde bağımlılığı ve üzerine fuhuş gibi alanların, davranışların topluma entegre edilmeye çalışılması gerçekten bölgemizde çok fazla sıkıntıya neden olmakta. Özellikle çocuk işçiliğinin sokağa çıktığımızda çok yoğun olduğunu görüyoruz. Hani devlet de bunu aslında çıraklık üzerinden sisteminde desteklemekte. Bu sadece zaten görünen yüzü. Hani görünmeyen yüzü gerçekten çok daha yüksek. Üretmeyen toplumlar uyuşmaya mahkumdur. Çocuk işçilerin, çocukların üretim alanlarında yer alması zaten mümkün değil. Bugün çocuk işçiliği derken hani biz yetişkin gibi düşünmüyoruz. Kağıt toplamaktan bahsediyoruz. Su satmaktan bahsediyoruz. Yani sokakta kalmak zorunda kalmaktan aslında bahsediyoruz. Bir çocuk sokağa kullanımında eğer sınırlama ya da kendi hakları üzerinden tercih yoksa, bir zorunluluksa, bu çocuğu belki 3-5 ay içerisinde önce işte sigara ve akabinde daha ağır maddeleri kullanımına itiyor. Özel savaş politikaların bölgemizde son 8 yıldır en somut yaşadığı pratik kayyum politikasıydı. Kayyum politikasıyla aslında daha önce yerel yönetimler üzerinden ulaştığımız, çocukları desteklediğimiz, kadınların desteklendiği tüm alanlar kapatıldı ve bir kalıba sığdırıldı. Ve bu noktada aslında çocuklar ya evlerine kapandı ya sokaklarda. İnsan varlığı açısından değerlendirdiğimizde toplumsal anlamda çocuklar çok güçlü varlıklar ve en dinamik kesim. Değişimin, dönüşümün de en hızlı yakalanabildiği kesim. Tabii ki bunun nasıl değerlendirildiğiniz ve hangi tarafa kanalize ettiğinizle ilgili bir durum söz konusu. Çocuklarda var olan değişimler, şunu çok somut bir şekilde ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Direkt aileye yansıyor. Önce arkadaş çevresi ve aileye yansıyor. Devlet bu politikaları üretirken boşuna hani çocuklar üzerinden yürütmüyor. Bunu çok net görmek lazım. En son Nisan ayında hatırlarsınız, MİT bir yarışma düzenledi. Bu bizler açısından o zaman da ifade ettik. Hem sözlü hem yazılı kesinlikle kabul edilemez bir kendilerince faaliyet, çalışma yürüttüklerini iddia ediyorlar veyahut da toplumsallaştıklarını iddia ediyorlar. Ama zaten MİT'in hani varlığı bile meşru değil. Yani hani bizler açısından. Şimdi çocukları bu bakış açısını kazandırmak ve ödüllendirerek kazandırmaya çalışmak, ihbar,
ajanlaştırma, aslında o toplum içerisinde var olan güveni sarsmak demek. Güvenle oynamak demek. Yani bunu çok net görmek lazım. O yüzden kesinlikle çocuk alanındaki çalışmaların bir bütünen değerlendirilmesi, toplumsal anlamda toplumun tüm kesimlerinin temel mücadele alanlarından biri olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da hem ulusal hem uluslararası tüm paydaşlarımızla, tüm kurumlarla tartışmalar, toplantılar, konferanslar yapıyoruz ve mücadeleye durmadan devam edeceğiz. Çocuğu güçlendirmek, öz savunmasını her anlamda, hem fiziksel, hem düşünsel, hem psikolojik. Bunun pratiklerini biz çok fazla, deneyimlerini çok fazla yaşadık. Sur'da çalışıyoruz. Çatışmalı süreçten sonra çocukların yaşadığı travmalar sadece psikolojik değildi. Fizyolojik travmalar da yaşanıyordu. Tepkiler sadece psikolojik olmuyor. Fiziksel tepkiler de gelişiyordu. Bir sokağın başında durun lütfen ve çocukları uzaktan izleyin. Çocukların o sokakta oynamayı seçtiği oyun bile aslında bunu çok somut ortaya koyabiliyor. Tabii ki görmek istersek. Bu mücadele sonsuz. Yani özel savaş politikalarını değerlendirirken belki sadece hegemon üzerinden değerlendiriyoruz, devlet üzerinden değerlendiriyoruz. Fakat şu gerçeği de görmek lazım. Toplum içerisinde özellikle özel alan dediğimiz aile içerisinde de aslında çocuklara dönük çok fazla ebeveynler, bakım verenler ya da büyükler tarafından, toplumda da, sokakta da yine aynı şekilde, bakkal tarafından, bekçi tarafından, işte kolluk kuvvetleri tarafından, yetkililer tarafından sürekli bir aslında bir baskı var. Bu anlamda şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Bir yetişkin olarak eğer kendimizi değerlendireceksek, bir öz eleştiri sürecine kendimizi sokacaksak, gerçekten nerede nasıl davranıyoruz? Birey olarak görüyor muyuz? Ciddiye alıyor muyuz? Duyuyor muyuz? Görüyor muyuz? O yüzden hani bu politikaların sadece sistem tarafından direkt değil, aslında yetişkinlerin de maruz kaldığı, sistemden maruz kaldığı şiddetle beraber gelişen ve bunu çocuğa yansıttığı, kadına yansıttığı bir toplumsal yozlaşmaya, toplumsal şiddete yol açabiliyor. Özel savaş politikaları aslında militarist savaştan çok daha ağır ve sistematik işletiliyor. Tabii ki bunun izlerini, bunun parçalarını görebilirsek, o yüzden aslında daha çok psikolojik savaş, yani öyle derin ve gizliden yürütülüyor ki devlet eli, işte kurumlar, resmi kurumlar eliyle, ayrıca medya üzerinden, ayrıca o kadar aslında her alanda, yaşamımızın her alanına sirayet etmiş temel sorunsallardan biri bu. Aynı zamanda da bir o kadar yaşamsal. Sokağa çıktığımızda var olan reklam panolarından tutalım, mağazaların dizayn şekline kadar bize öğretilmeye çalışılan aslında çok şey var. Ülkemizde mimariye kadar. Yani şu anda işte Sur'da çatışmalardan sonra yapılan yeni mimari var. Bize öğretilen, o döneme doğan çocuklara aslında doğuştan kazandırılmaya çalışılan ön kabuller var, gerçeklikler var. Medya batıdaki çocukta da, kuzeydeki, Karadeniz'deki çocuğunda, güneydoğudaki çocuğunda, bölgemizdeki çocukların da maruz kaldığı aslında temel özel savaş politikalarından etkilendiği bir alan. Bölgemiz açısından spesifik olarak değerlendirdiğimizde özellikle hani
zaten yoğun çatışmaların yaşandığı, sokakta gezme hakkının bile aslında gasp edildiği, ki bu anlamda biliyorsunuz sokakta oyun oynarken, sokakta yürürken yaşam hakları ihlal edilmiş birçok çocuk var. Ve hani bu anlamda kolluk kuvvetleri de cezasızlıklarla ödüllendirilmiş. Bunların hepsi bizler tarafından takip edilmekte ve birer mücadele alanı olmakta. Ekonomik anlamda da değerlendirdiğimizde üretim alanları olmadığı için yoksulluğa mahkum edilmiş çocuklar aslında Kürt çocukları. Bu anlamda özellikle Batı'da madde kullanımı, madde bağımlılığına yönelik ayrı çalışmalar yürütülürken, çok daha derin büyük mücadeleler verilirken burada daha çok işte neredeyse teşvike varabilecek. Çünkü 9 yaşın altına düştü. Okul önlerinde kullanım, satış yaygınlaştırdı. Hani bu alanda çalışan birçok uzman arkadaşla görüşüyoruz. Değerlendirmeler, tartışmalar yürütüyoruz. Baro'nun istatistik çalışması söz konusu. Hani adli yargıya yansımış boyutuyla bile artık 9 yaşın altına düşmüş durumda. Bunlar hep bölgemize karşı uygulanan aslında özel savaş politikalarının somut sonuçları, olumsuz sonuçları. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı ve iç içe. O yüzden de aslında mücadele ederken tek bir yönü tutup ilerleyemiyorsunuz. Hem örgütlü bir mücadeleye ihtiyaç var, hem de yapısal olarak, pratik olarak da çok güçlü bir mücadeleye ihtiyacımız var.